Bu ÖSYM Gayretullah'a savaş açtı kardeşlerim. Alkollü mendiller de yapmaya başlamışlar. Allah bunların... Evet. Saat 8:10 geçiyor. 8:05 geçe falan kalktım. Bu telefonu buraya yerleştirdim. Video oynatma tuşuna bastım ve tekrardan uyanıyormuş rolü numarası yaptım. Ve vlog'a başlıyoruz bu şekilde. Bugün günlerden cumartesi. 26 Haziran cumartesi ve büyük gün. TYT günü. Benim için biraz buruk bir gün. YKS'ye veda günlerim artık diyebilirim. Bugün TYT'ye gireceğim, yarın AYT'ye gireceğim son defa. Bu dördüncü girişim çünkü. Bırakıyorum, bu sene son yani. 2018'de girdim ilk defa. İşte TYT'de biliyorsunuz 298. oldum. Sayısalda 1000. oldum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Bu YouTube kanalı falan olunca işte koşluk moşluk işte YKS'ye hakim ol kalalım, kopmayalım derken 2019'da bir daha girdik. 2019'da da Sözel'den 145. Eşit Ağırlık'tan 846. oldum. 2020'de tekrar girdim. Ondaki dereceler 200, 2000 küsür falandı. Onu tam öncekiler kadar iyi olmayınca aklımda bile tutmaya tenezzül etmemişim. Bu sene de artık malum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde artık ben 4. sınıfa geçtim. Stajyer doktor olduk. YKS'yi bir gençler artık gençlerin önünü açalım diye. Bu sene son defa giriş yapıyorum. O yüzden birazcık hüzünlüyüm. Şimdi diyeceksiniz adama bak YKS'ye son defa giriyor hüzünlü böyle şey mi olur falan diyeceksiniz. Ayrı bir şey ya. Bakın şurada TC'mi kapatayım. TC'mi kapatarak göstereyim. Şu sınav sonuç belgesinin çıktısını almak bile ayrı bir heyecan yani. Bayağı da şey çıkmışım ha, fotoya bakın. Şimdi gideceğim sınav yerine, tabii önce kahvaltı yapacağız. Aşağı ineli bir kahvaltımızı yapalım. 9'da evden çıkmayı planlıyorum çünkü biliyorsunuz 10 çeyrekte sınav başlıyor ama ondan sonra kimse alınmıyor ve üzülüyoruz yani. Her sene haberlerde görüyoruz işte 10'u 5 geçe gelmiş falan alınmıyor. O yüzden öyle bir şey başımıza gelmesin. Hemen kahvaltıya geçelim. Yani tam aksi gibi de burnumun üstüne kocaman sivilce çıkmış. Hani şu açıdan çeksem belki çıkmayacak ama bu açıdan da ışık yok. Yani kapkaranlık. Buradan çekmem gerekiyor. Bu kadar olur yani. İlla sivilce neredeyse oradan çekmem gerekiyor. Bir sürü yukarıda da öyleydi. Burada da böyle. Neyse şans işte arkadaşlar. Şimdi mutfağa girdim ama öyle bakmayın böyle durduğuma. Ne yapacağız bugün şeflerim? İşte mantar soslu risotto falan yani bildiğin YKS sabahı. Ben normalde kahvaltıda ne yiyorum? Yumurta, zeytin, peynir, süt, bir de Coco Pops falan var. Birazcık ondan yedim herhalde. İki tane yumurta kıracağım. Yumurta yiyeceğim. Başka bir esprisi yok yani. Evdekiler bu arada uyuyorlar. Tabii ki sınava gireceğim ama kimsenin umurunda değil yani. Onlar da şey yaptılar iyice. Ama Tarık sen de her sene bir bıkmadın falan diyorlar. Böyle takılıyorum ama annemi uyandıracağım az sonra bunu yaparken. Çünkü o götürecek beni, gideceğim yer biraz uzak. Bu şekilde. Devam. Şimdi arkadaşlar tabii ki sınav vlogu dedin geldik mukbang videosu mu çekeceksin demeyin. Yemek yerken falan görüntü almayı düşünmüyorum ama müsaadenizle, normalde hiç huyum değildir yediğim içtiğimi göstermek ama hani bilmiyorum, çok merak ediliyordu sınav sabahı ne yenir ne içilir, onun için ben ne yiyorum ne içiyorum onu göstermek istedim. Ya normalde ne yiyip ne içiyorsanız bence onu yine yemelisiniz. Bakın ben bir tane iki tane yumurta kırdım, iki yumurta, salatalık, domates, zeytin görüyorsunuz. Şurada nasıl bir... Hiç vlog çekmeyi de beceremiyorum. Görüyor musunuz şu kamera açılarını? Allah'ım yarabbim. Çilek var, peynir var. Doymazsam da duruma göre şurada yedek şey bekletiyorum. Coco Pops ve süt bekletiyorum. Laktozsuz süt. Yani sabah sabah böyle normal süt içerseniz gaz yapabilir. Hatta direkt hiç süt de içmeyebilirsiniz. Ben yani biliyorsunuz uyku getirebiliyor çok içerseniz. Ama ben öyle çok sınavda uyumuşum kalmışım. Çok umurumda olmadığı için içeceğim. Çok seviyorum çünkü sütü. Bir de sınav kombinim. Sınav kombinime gelelim mi?
Üzerimde beyaz tişört. Beyaz tişörtü özellikle seçtim. Niye derseniz de hava çok sıcak oluyor. Beyaz, hani siyah falan giyersem çok belki terlerim falan diye. Bir de altında da tabii ki olmazsa olmaz gri bir eşofman arkadaşlar. Yani özellikle hani sınav kombininin ben çok rahat olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta size şöyle bir örnek vereyim, aramızda kalsın. Geçen sene ben 2020 YKS'de o kadar abarttım ki bu rahatlık olayını. Terlikle gittim, terlikle sınav yerine. O zaman da benim işte 15 bin abonem falan var. Öyle çok tanınmıyorum falan diye düşündüm ama bayağı bir kişi tanıdı yani. Eyvah dedim, Tarık dedim, terlikle geldin salona şu haline bak, rezil oldum falan dedim işimden. Neyse çok dert etmedim de. Ama yine de ödün vermiyorum yani rahatlığımdan. Sınav çok önemli. Yani böyle işte kot pantolonmuş, efendim gömlekmiş, asla. Rahat olacaksın. Sınav güzel geçecek. Şimdi tabii ki bunlar dış faktörler. Önemli olan sizin orada bu zamanki çalıştıklarınız, mesele bu yani. Bir senelik çalışmalar. Şimdi tost makinesinde ekmeğim var. Onu alıp kahvaltımı edeceğim. Sonra çıkacağız hemen. Vakit kaybetmeyelim. Evet, arabaya bindik, sınav yerine doğru gidiyoruz. Benim ama acilen ehliyet almam lazım. Hala bu yaşıma geldim, anneme sür diyorum arabayı. Bir de şeyi soracağım arkadaşlar, bana aranızdan kızanlar var biliyorum, her sene gelip duruyorum diye. Annemin de ben görüşlerini merak ediyorum. Annem ne düşünüyor? Anneciğim, sen benim her sene YKS'ye girip durmam hakkında ne düşünüyorsun? Gereksiz, tek kelimeyle. Gereksiz mi? Niye? Yavrum bırakıver artık da biraz da gençlerin önü açılsın. Doğru yani. Ama doğru anneciğim, şimdi arkadaş annem doğru söylüyor ama tabii ben tercih yapmayınca bunu belirteyim yani. Güzel anneciğim. Tercih yapmadığım için tamam, önünüze geçiyor olabilirim belki ama tercih yapmayınca şey olmuyor sonuçta. Bir yere kontenjan işgal etmiyorum. Siz yine yerleşmek istediğiniz yere bir şekilde yerleşiyorsunuz yani, şey tutuyorsa, sıralama tutuyorsa. Bakalım, gidiyoruz sınav yerine doğru. Hadi. Arkadaşlar şimdi sınav yerine geldik. Ben suyumu da aldım. Herkese mutlaka öneriyorum. Yani yarınki AYT'de de mutlaka yanınıza bir su alın. Burada tabii ki telefonu falan içeriye, bahçeye, bir yere sokamayacağım için bırakacağım. Eve geldiğinde de dönüşte de TT hakkındaki yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Bu ÖSYM Gayretullah'a savaş açtı kardeşlerim. Alkollü mendiller de yapmaya başlamışlar. Allah bunların sonlarını hayır eylesin. Şimdi sınavdan çıktım arkadaşlar. Şaka maka, neyse çok fazla şey yapmayalım. Bu cozutmayalım. Sınavdan çıktım. Evin yolunu zor buldum. Yürüyerek geldim. Evin yolunu zor buldum. Çarptı sınav. Anlatacağım şimdi nedir ne değildir düşüncelerim. Öncelikle bunun alkollü olduğunu görünce, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet, etanol varmış. Şöyle bir açtım burasını. Sınav başlamadan şöyle içime bir çektim. Böyle bir kendime geldim. Dedim bir kafa şey oldu. Dedim ben bu sınavı fulleyeceğim herhalde. Bayağı bir gaza geldim. Neyse, Türkçeden başladım arkadaşlar. İyi çözerek gidiyorum, hani sıkıntı yok. Ama hani şimdi ben uzun zamandır hep de ne deneme çözüyorum ne paragraf, biraz yavaşlamışım. 22. soruya bir geldim. Çözülüyor, çok bir şey yok ama bir saate bir baktım 35 dakika geçmiş. 22 soruda 35 dakika. Daha 18 soru var, eyvah dedim. Ben yetiştiremeyeceğim bu sınavı. Bak daha baştan anladım 22 soruluk Türkçede. Yetiştiremeyeceğim dedim. Kalan 18 soruya bir baktım. Uzun uzun paragraflar. Hani bir uzun paragraf oluyor, 2 soru ondan sonra falan. Dedim yetişmeyecek, hemen matematiğe geçtim. Matematik de gidiyor. Matematikte de çok zorlanmadım İlk sorularda yaparken. Ama onda da yine 23. sorulara falan bir geldiğinde bir baktım 35 dakikada oradan gitmiş. Geriye bir şey kalmıyor. Daha Türkçenin yarısı duruyor, matematiğin yarısı duruyor, sosyal fen olduğu gibi duruyor. Matematiği de orada bıraktım yarısında ve sosyale geçtim. Çünkü çok zor, çok da vakit kaybediyorum oralarda. Zorlamanın alemi yok. Dedim bari net gelsin, sosyal fen çözeyim. Oradan net çıkartayım.
Şimdi Allah var, yalan söylemeyeceğim. Sosyal efendi hiç zorlanmadım. 35 dakikada hem önce sosyali ardından feni toplam 35 dakikada hallettim. 40'ını da işaretledim. 20 artı 20. Sosyal ve feni de çok eleyici bulmadım açıkçası. Yani ben bir sayısalcı olarak 2-3 senedir bu derslere çalışmayan biri olarak 40 tane işaretledim. Yanlış çıkabilir mi? Çıkabilir. Özellikle coğrafyadan bu 21 Mart, 21 Aralık falan o soruyu birazcık salladım. Ama kolaydı yani genel anlamda sosyal fen. Ama Türkçe matematiğe gelecek olursam ben zaten şimdi matematik hakkında ne yorum yapacağım bilmiyorum. Şeyi söyleyeceğim. Devam edeyim pardon. Şimdi 35 dakikada orada gitti ya benim 35 35 35 toplam 105 dakikam gitti. Kaldı mı 30 dakika. Ya Türkçe mi çözsem matematik mi çözsem acaba dedim bu 30 dakikada. İkisinin de yarısı duruyor. İkisinden biri yetişmeyecek. Türkçe çözmeye karar verdim. Matematik sorularına biraz baktım. Bu şey sorusu falan yani zorlayacaktı beni. Gördüm yani orada Fahrenheit, Celsius falan bir okudum. İşlem mişlem var. Arkadaş arıyor arkadaşlar ya. Benim arkadaş da sınava girmişti. Onu bir reddedeyim. Videomuza devam edelim. Şimdi kaldı 30 dakikam. Bu 30 dakikada Türkçenin kalan 18 sorusunu bitirdim. Çözdüm. Ama Türkçe'de de 40'ta 40 işaretleyemedim. 3 tane mi ne boşum vardı saydığım kadarıyla. Yine 30 dakikanın içerisinde de 2-3 tane matematik işaretleyebildim. Şimdi totalde ben ne yapmış oldum? 15 tane yaklaşık 15 tane matematik boşum var. 25 matematik çözebildim. Çözdüklerimden yanlış çıkacağını zannetmiyorum. Ama geri kalan mesela geometriden bir tane işaretleyebildim. Full durdu. Kaldı geometri. Üzüldüm çünkü geometrim gayet iyidir. Yapardım bakabilseydim. 15 matematik boşum var. 25 matematik işaretleyebildim. 3 tane de Türkçe boşum var. Toplamda 18 kadar boşum var benim. Tabii yani 1-2 aşağı yukarı olabilir sınav anında sayabildiğim kadarıyla. 18 tane boşum var. 15'i matematikten, 3'ü Türkçeden. Sosyal feni full işaretledim. Ve de genel anlamda söyleyecek olursam sosyal feni eleyici bulmadım. Eğri oturalım doğru konuşalım. Ama Türkçe ve matematiği eleyici buldum. Ya yine Türkçe'yi de bu sınavın eleyicisi. Gerçekten çok zaman kaybettirdi. Bakın bunu sonradan çözecek arkadaşlar olabilir işte. Mesela 2022 YKS'ye girecekler. Biz burada eleyici diyoruz. Çözüyorlar mesela bundan 5 ay sonra sınav hazırlanırken. Aa bu mu eleyici? Kolaymış. Ama inanın o sınav anı o süre gerçekten zor yani yetişmiyor. Yine Türkçeden ben elediklerini düşünüyorum. Matematikten 25 tane işaretledim ama işaretleyemediklerime de hızlıca göz attım. Matematiğin de ben eleyici olduğunu düşünüyorum. Yani çözebildiğim kadarıyla ve çözmediklerime göz attığım kadarıyla. Yani o yüzden de TYT'nin aslında güzel sıralayacağını, seçeceğini böyle düşünüyorum. Yığılma yaşatmayacağını düşünüyorum. Çünkü yetiştiremeyen çok fazla kişi var. Bak arkadaş SMS atıyor arkadan. Bir rahat bırak Sefa. Bir video çekiyoruz şurada. Türkçe ile yani ne diyordum bak dağıldım unuttum yine. Ha geçen seneki gibi artı 30 dakika şeyde olmadığı için çok fazla yetiştiremeyen var. Yani nasıl bir sınav oldu? İşte seçici, eleyici, zorlayıcıydı. O yüzden üzülmeyin arkadaşlar. Ha şimdi sadede gelecek olursak sınav yorumum böyleydi. Sonuç ne olursa olsun bence üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü asıl olay AYT'de. Bakın az önce işte şeyden bir yorum attım topluluk gönderisinden. Benim yetişmedi, sizin de öyle mi? Falan yazdım. Altta bir tane arkadaş şey yazmış. Ya sen de her sene yetişmedi diyorsun, hep derece yapıyorsun, yeme bizi demiş. O arkadaş haklı ama ben de haklıyım. Neden? Ben gerçekten yetiştiremiyorum. Yalan söyleyecek halim yok. Ama ne oluyor? İşte ertesi gün pazar günkü AYT'de de iyi bir şeyler yaptığım için her sene derece geliyor yani. Bundan önceki sınav sonuç videolarımı izleyebilirsiniz. Hızlıca girip TYT'de kaç yapmama rağmen AYT'de işte bir şeyler yapıp derece yapmışım. Yani o yüzden lütfen TYT'de bugün ne olduysa oldu bunu bir geride bırakın. Yarınki AYT'ye bakın. Rahatlayın şöyle bir. Ailenizle, anne babanız, kardeşleriniz, arkadaşlarınız iyi arkadaşlar olmak koşuluyla, moral bozmayacak arkadaşlar olmak koşuluyla bir dertleşin. Bir rahatlayın. Bir gevşeyin. Ondan sonra da AYT'ye yönelik bence belki işte formüller. Ben bunu mutlaka öneriyorum. Özellikle yazın AYT geometri tüm formüller. Hepsini inceleyin. Yazın. AYT matematik tüm formüller. Bakın hepsine. İşte AYT fizik tüm formüller. Bakın onlara sayısal için. Eşit ağırlık için belki minik bir eser, şair şeylerine göz atın. Orada bir şeyi görürsün.
Bakın bir gün önceden yarın sınavında aklınıza gelir, oh iyi ki ya demiş dersiniz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Canlı yayında hatırlarsanız bundan 3-4 gün önce mantık çalışın arkadaşlar, mantık çalışın, mantığı şey yapmayın dedim. Göz ardı etmeyin, bırakmayın lütfen dedim. Ve canlı yayından sonra bırakmayı düşünen, zaten soru çıkmıyor diye mantığı bırakmayı düşünen arkadaşlar çalışmışlar. Ve çıkan soruyu da yapmışlar. Bana teşekkür mesajları geldi Instagram'dan falan. Çok sevindim arkadaşlar. 2021 YKS'yi Tayfa'ya da şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreçlerde de tek tük sizlere videolar devam edecek. Ne gibi işte yaz süreci nasıl değerlendirilir? Veya tercih zamanında videolar çekeceğiz. Ondan sonra seneye üniversite hayatıyla, tıp fakültesi hayatıyla, İstanbul'da üniversite okumayla ilgili de videolar devam edecek. O yüzden takipte kalıp kalmamak size kalmış ama kalırsanız memnun olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sıkmayın o güzel canınızı, üzmeyin tatlı canınızı. Yarınki sınavda asıl olay o. Yarınki sınavda gösterin gücünüzü, kendinizi. Yarınki sınavda görüşmek üzere. Yarın da tekrar böyle bir değerlendirme videosu yayınlayacağım AYT'den. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler.